Herkese merhabalar. Team Türkiye Tokyo'da sizlerle birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Keyifli bir yayında yine çok değerli konuklarla sizlerle beraber olacağız. Bugün yarım saat erken sizlerle birlikte oluyoruz. Neden diyeceksiniz? Çünkü bugün aynı zamanda benim de bir internet adresinde biliyorsunuz bu akşam Avrupa Futbol Şampiyonası'nın final maçı var. Ve İtalya-İngiltere maçı ile ilgili yorumlarım olacak. O yüzden bugün birazcık erken birlikte olduk. İlk olarak Baturalp Ünlü ve Musa Özcan'ı yayına alacağız. Sevgili Baturalp'i ve sevgili Musa hocamı bekliyoruz. Geldikleri anda onlarla hemen yayını gerçekleştirme şansını yakalayacağız. İstanbul'dayız. Daha önce İzmir'den sizlere seslenmiştik. Ama bildiğiniz gibi İstanbul'a geldik. Çünkü dediğim gibi burada bugün yayınlarım var akşamleyin. Ve o yayınları gerçekleştireceğiz. Bu arada da Tokyo'ya giden Güzide evlatlarımızı hep birlikte alkışlarla uğurlayacağız. Team Türkiye Tokyo olarak biz sizin yanınızdayız. Sizinle biriz ifadelerini yoğun bir şekilde onlarla paylaşacağız. Baturalp'ten istek geldi. Musa Hoca'dan da o isteği bekliyorum. O da geldikten sonra ikisi birden yayına dahil olacak ama ilk olarak Baturalp gelecek diyelim. Ve Baturalp geldi. Hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum Baturalp. Kamera biraz dağıldı ama sorun yok. İnşallah rakiplerin de böyle havuzda seninle, senin o muhteşem performansınla dağılırlar. Saçmalık güzel olmuş. Bu yeni stil mi? Çok teşekkür ederim. Aslında şöyle, Amerika'da bütün takım saçlarımızı boyadık. Sonra işte yavaş yavaş tabii alttan dipten siyahlar gelmeye başladı. Ama az kaldı. Son zaten bir sonrakini artık kestireceğim. Şu anda Amerika'dasın değil mi? Yok, hayır. Şu anda Türkiye'deyim. Türkiye'ye geldim. Musa Hoca da burada. Musa Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkürler. Musa Hocam güzel bir pozda dondu kaldı. Selam, süperiz. Her şey yolunda. Şimdi evet, biraz internet problemli. Evet. İnşallah çözeriz. Şimdi ben sevgili Baturalp ile başlamak istiyorum. Abisinin madalyalarıyla oynayan hırslı çocuk bugün yüzmenin kahramanlarından biri. Abi ne madalyaları kazandı ve bu yolculuk nasıl başladı Baturalp? Aslında şöyle, biz abim daha doğrusu o genelde İzmir yüzerdi. İlk başta İzmir'de 10 yaşındayken, ben 5 yaşındayken abim böyle ilk yeni yeni madalyalarını kazanmaya başlamıştı. Ben de sürekli hani eve geldiğim zaman böyle ya da havuzu izlediğim zaman madalya kazandığım zaman hep diyordum ki hani keşke benim de olsa, sürekli kıskanıyordum abime. Biraz hırs yapıyordum böyle. Sonra işte ağlıyordum hatta falan, o kadar hırs yapıyordum ki hani resmen ağlıyordum. Sonra dediler ki hani bunu da deneyelim. Denizli'ye dönmek zorunda kaldık çünkü ailesel sebeplerden dolayı. Genelde işte anneannemler, dedemler bu taraftaydı. Sonrasında Pamuk Üniversitesi'ne başladı abim. Orada işte madalyadan kazanmaya devam etti. Sonra dediler ki hani Baturalp ile başlayalım. İlk başta ben 1,5 sene jimnastik yaptım. Sonrasında işte Pamuk Üniversitesi'nin yüzmeye başladım. 2018'ine kadar yüzdüm. Sonra Fenerbahçe transfer oldum. Ve bugün bu noktalardasın. Hocam, bir kişiye beddua ederseniz inşallah yüzme velisi ol ya da inşallah yüzme antrenörü ol dersiniz. Çünkü ben benim oğlum da 3 yaşında yüzmeye başladı ve işte LGS sınavına kadar yüzdürdük. Fena da yüzmedi. Ama ondan sonra tabii aksadı ama ben yüzme velilerinin içinde yaşayan birisiyim ve yüzme antrenörleriyle çok sıkı fıkı ilişkilerim var. Neler söylersiniz? Yüzme dünyanın en zor sporlarından biri bence. %100 zor bir spor ama yani nasıl diyeyim, yani ben şahsen velilerime düşünüyorum. Ben yüzücü velisi olmak konusunda düşünüyorum falan diyorum böyle. Benim de işte 1-3 yaşlarında 2 tane çocuğum var. Diyor velilerimiz, başlatacak mısın? Sizi gördükçe hiç başlatasım gelmiyor diye söylüyorum ama. Ya, ama işte Baturalp gibi başarılar ortaya çıkarınca da hani ne kadar zor olsa da çok en iyi sporlardan bir tanesi. Hani bunun içinde bulunduğum için siz de bunu teyit edersiniz muhakkak. Yani inanılmaz bir spor. Ve Baturalp'in bu başarılarında hiç kuşku yok ki ailenin payı çok büyük. Çünkü ben şimdi çok iyi biliyorum ki haftada 9 antrenman, hatta bazen 10 antrenman falan olabiliyor. Diyecekler ki nasıl yüzmeci, daha doğrusu yüzme demeyeyim de yüzme sporuyla uğraşan çocuk sabah 5'te kalkar ve antrenmana gider. Doğru mu Baturalp? Doğru. 2018 ya da 2017 yılından itibaren zaten hep böyle 5-8 sabah antrenmanları başladı.
Buradan babama da çok teşekkür ederim. Gerçekten her sabah işte 4.30'da kalkar, 5'te beni havuza bırakır ve 2 saat beklerdi havuzda beni. İşte 7 çeyrek geçe gibi çıktığım zaman da oradan beni eve bırakır ya da işte okula bırakır daha doğrusu. Okula bıraktıktan sonra kendisi işe giderdi. Gerçekten onun emeği gerçekten çok fazla. Yani dediğiniz gibi bu yüzme antrenörü ya da yüzme velisi olmak hiç kolay değildi. Yani çok teşekkür ederim. Sabah o kadar sarf etti, beni bekledi, havuza getirdi, götürdü. Evet, Mark Spitz gelmişti Türkiye'ye. Ben de konuk etmiştim. Daha sonra hem Michael Phelps'le hem de Ryan Lochte ile tanışma şansı yakaladım. İkisiyle de CNN Türk'te özel röportajlar yapmıştım. İkisinden de şunu öğrendim. Türkiye'de çok yetenekli gençler var dedi. Daha sonra da Turkcell'in sponsorluğunda hatırlarsınız. Bob Bowman Türkiye'ye geldi ve öğrenciler seçti. Amerika Birleşik Devletleri'ne götürdü. Biz hep şundan yakındık yıllarca. İşte havuz yok, denizde mi yüzelim, nerede yüzelim, çayda mı yüzelim derken bugün artık tesisleşmede çığır açmış durumdayız. Ben İstanbul'da Üsküdar'da oturuyorum. Üsküdar'da bile 3 tane yüzme havuzu var. Ne dersiniz bu konuda hocam? Gerçekten öyle. Yani tesisleşme açısından son yıllarda bayağı bir gelişim yaşıyoruz. Bunun bir örneği de bizim Pamukkale Üniversitesi'nin yüzme havuzudur. 2007 yılında hizmete alındı. Olimpik kamp ve konaklama merkezidir. Olimpiyat bayrağı taşır tesisimiz. Milli takımlarımız olsun, Galatasaray, Fenerbahçe'ninki yıllarca burada kamp yaptılar. Yani bu tarz tesisin bir de ürünü Batur Alp'tir yani. Bu tesis buraya yapıldı ki Batur Alp çıktı. O yüzden hani tesisin önemi çok büyük. Bu imkanları sağladıkları için de hani üniversitemizin değerli hocalarına da çok teşekkür ediyoruz. Ben de OMİ mezunuyum. OMİ'de de mükemmel bir yüzme havuzu var. Onun da altını çizelim. Pek çok üniversitede gençlerin yolunu açıyorlar. Bilgisayar mühendisisin değil mi Batur Alp? Evet, aynen. Oyunlarla aran nasıl? Yani onlarla aram çok iyi aslında. Ne yalan söyleyeyim. Bu yüzme oyunu yok. Bir tane yüzme oyunu yapsana. Aslında çok çok iyi olur aslında. Çok da Ne? mantıklı fikirmiş. Peki Tokyo için hedef ne? Sen FINA tarafından davet edildin. FINA tarafından davet edildin. FINA seni Tokyo'ya çağırdı ve Tokyo'da gururumuz olacaksın. Neler bekliyorsun? Aslında Tokyo'da hedefim şu, elimden gelen her şeyi yaparak işte tekrar dedim gelin ben her şeyi yapacağım. Orası aslında şampiyonun yeri. Hani orada ne olacağını hiçbir zaman belli olmuyor. Hani biri çıkıyor çok yüzüyor, biri çıkıyor en iyilerden kötü yüzüyor. O yüzden işte belli olmayacak orada. Yani orada elimden gelen her şeyi yapacağım. Belki yarı final olur, belki final olur. O tamamen oradaki güne, performansıma ve şansıma bağlı. Buraya gerçekten sıkı çalışıyoruz. Aslında şöyle de bir gerçek var. Ben daha 18, 19 yaşındayım. Daha 2 gün önce doğum günümde 19 yaşına girdim. Mutlu yıllar sana. Bir Teşekkür haberiniz ederim. olsa ki pasta keser. Teşekkür ederim. Zaten mesajlarımı da kestiler. Çok teşekkürler onlara da. İşte daha 18 yaşında 19 yaşında olduğum için aslında bu olimpiyatlar için gerçekten çok genç bir yaş. Zaten Türkiye'de olimpiyatlara giden çoğu kişi 16, 17, 18, 19 yaş aralığında yüzme anlamında. Asıl hedef aslında 2024. 2024'te Paris'te yarı final ve final hatta madalya hedefliyoruz. Buraya katılmak benim için çok büyük bir deneyim olacak. İşte bu deneyimlerime eklediğim güzel bir başarı olacak. Ve açıkçası dediğim gibi orada hiçbir zaman hiçbir şey belli olmayacak. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Umarım yarı final olur, final olur. Ülkemi bayrağını en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım. Ben inanıyorum. Hocam, son durum nedir takımla ilgili? Neler söylersiniz bu bağlamda? Yani biz biraz işte yüzme biliyorsunuz bireysel bir spor. Takım olarak hareket edilemiyoruz. Yani herkes mesela biz denizde çalışıyoruz. Diğer sporcularımız işte Ankara'da, İstanbul'da, Bursa'da çalışmalarını sürdürüyorlar. Şimdi biz biraz davet bekliyorduk işin gerçeği. Çünkü çok yaklaşmıştık. Yani 6 saatlik bir yakınlık vardı. Daveti bekliyorduk ama biraz da içimizden hani bir umut şey vardı. Hani acaba vardı. Davet aldığımız andan itibaren çalışmalarımızı hızlandırdık. Yani Batur Alp'i şu anda orada yarı final yüzdürmemiz büyük bir başarı olacak. Asıl işte Batur Alp'in de bahsettiği gibi 2024 gerçek hedefimiz yani. Biz bu sene katılıp deneyim kazanıp 2024'te de artık hani madalya olur, final olur. Önce final, sonra madalya. Bunları gerçekleştirmek için işte olimpiyat sonrası planlamaya başlayacağız. Şimdi önümüzdeki yılda 4 tane büyük organizasyona katılacak zaten Batur Alp. Kasım'da Avrupa Kısa Kulvar var. Ondan sonra Dünya Kısa Kulvar var.
Mayıs'ta Dünya Şampiyonası var. Ondan sonra İslam oyunları var. Hani 5 tane büyük organizasyona katılacak bir yıl içerisinde. Olimpiyat bizim için katılmaydı. Katılıp deneyim. Diğer organizasyonlarda madalya için yüzmeye çalışacağız. Öyle söyleyeyim. Baturak, Türkiye'de biz birazcık zaman zaman işte yerimiz dar, ben burada oynayamıyorum gibi tanımlamaların içerisinde yer alırız her spor dalında. Sen Amerika'yı da gördün. Orayı da biliyorsun. Baktığında Bob Bowman anlatmıştı. 4 kulvarlı bir havuzda en dip kulvarda Michael Phelps antrenman yapar. Diğer 3 kulvarda da çocuklar oynarlar, aileler yüzerler demişti. Zannediyorum her şey şuradan geliyor. Yani kalpte buna duyduğun sevgi ve aşk da geliyor. Seni abin sürüklemiş bu yolculuğa. Sen kimleri nasıl sürüklemek istersin bu yolculuğa? Aslında şöyle, dediğiniz gibi hani gerçekten her şey kalpte bitiyor. Ben yaklaşık 5-6 yıldan beri sürekli tek başıma antren yapıyorum. İşte sadece Musa'ca, işte yanında Kadir Hoca, Bayram Hoca. Yani hiç takım arkadaşım olmadı. Genelde setlere tek başıma yapardım. Her şey genelde dediğiniz gibi kalpte bitiyor. Şöyle babamın ve abim dediği en güzel örnek şuydu. Abimin antrenörü babamdı, benim antrenörüm abimdi. Ben çünkü önümde böyle çok güzel bir rol model olduğu için yani yüzme beni daha fazla teşvik ediyordu. Şimdi şöyle bir gerçek var. Yaklaşık yani 6-7 yıldan beri Pamuk Üniversitesi tesislerinde yüzüyorum. Ve beni izleyen çocuklar sürekli hani geliyorlar, bana soru soruyorlar, konuşmaya çalışıyorlar. Ve ben inanıyorum ki onlara güzel bir rol model olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlara dediğim bir kelime bile bence onlara çok anlamlı geliyor. Hatta geçen gün olimpiyattan sonra doğum günüm kutlama geldiklerinde hepsi benden fotoğraf çekilmek istediler işte. Bu çok güzel bir duyguydu. Ve onlara gerçekten rol model olduğum için kendime gurur duyuyorum. Hocam artık yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Bu işe en çok bozulan Batur Alp'in abisiymiş. Ben öyle duydum. Beni geçtiriyor. Aslında ilk şampanyayı o patlattı. Öyle söyleyeyim ben size. İlk kutlayan oldu. Hatta beni de haberi aldıktan sonra Batuhan aradı. Abisi aradı. Yani şöyle bir şey. Ben şöyle bitireyim sözlerimi. Ya bu bir ekip işi. Bu ne tek başına Batur Alp'in, ne tek başına bir antrenörün, ne de tek başına bir velinin yapabileceği bir şey. Mükemmel bir uyum gerekiyor. Yani abisi sürekli yanımızda, babası her zaman destekler. Takım arkadaşları öyle, antrenör grubumuz, kondisyonerimiz, Erhan hocamız, yani Bayram hocamız. Yani o kadar çok büyük bir ekibin bir ürünüdür ki Batur Alp. Yani çok büyük paydaşları var, velilerimiz, işte Batur Alp'in antrenman yaptığı arkadaşları. Sizin aileniz içeriden ses geldi. Beni unutma evet. Baba dedi birisi. Beni aynen. Dedi. Yani bu çok büyük bir ekip işi. İyi bir ekip olmak gerekiyor. Birbirini destekleyen bir ekip olduğunuz zaman aile, antrenör, sporcu, güzel bir ürün her zaman çıkabilme ihtimali çok yüksek. Batur Alp de bundan birisi. Yani mutluyuz, gururluyuz. Denizli'den 57 yıl sonra olimpiyatlara giden bir sporcu çıkardık. Bir tane güreşten gitmiş 57 yıl önce. Bu sene Batur Alp'le beraber bir güreşçimiz daha Denizli'den olimpiyatlara katılıyor. Yani ne mutlu ki bize bu günleri gördük diyelim. İnşallah bundan sonra daha fazla Batur Alp'ler yetiştirebiliriz. Batur Alp, senin düşüncelerin nelerdir olimpiyatlara gitmeden önce? Aslında şöyle, hala heyecan üstüne taşıyorum. Daha haber alalı 9 gün olmuş. Bugün sabahın konuşuyorum Musa hocamla. Dedi daha haber alalı 9 gün olmuş dedi işte. Hala olayın heyecanı, şoku üzerimde ve dediğim gibi bunun gururu üzerimde. Antrenmanları yaparken hani hep aklıma geliyor bu. İşte olimpiyatlara katılacağım, ülkemi temsil edeceğim falan. İşte dediğim gibi elimden gelen her şeyi yapacağım olimpiyatlara katıldığım zaman. İyi sonuç olsa da olmasa da şu an arkamda olan herkesi zaten desteklerini hissedebiliyorum. Zaten bahsettiği gibi yaklaşık 5-6 ay sonra önümüzde işte Avrupa Kısa Kulvarı var, Dünya Kısa Kulvarı var, Dünya Şampiyonaları var. Asıl hedefimiz şu an orası. Çünkü çalışmalar şu an yerinde ve doğru gittiğinin göstergesiyiz zaten. Sonuca çok güzel bir şekilde ulaştık. Hani A barajdan gitseydim biraz daha güzel olacaktı. Yani çünkü çok hedefliyorduk. 6 ay öncesinde 6 saat ile kaçırdım. Sonrasında işte o 6 aylık süreç içerisinde çok fazla 1.47 yüzdüm. Yani aynı dereceyi çok fazla yüzdüm. Ve ardından işte bu son yarışta yaklaşık 2-3 defa daha böyle 20 saat ile 30 saat ile kaçırınca hani orada birazcık üzülmüştüm. Ama bu olimpiyata davet ama beni çok mutlu etti gerçekten. Dediğim gibi asla bırakmak yok. Bu benim için asla bir sorun olmayacak. Tam tersine hedeflerim için başka bir kapı olacak, boyut olacak.
Evet, sen zaten 200'de de yüzeceksin değil mi? 200 serbestte yüzeceksin. Çok uzun bir yarış ama yüzerken doğum gününü kutladığımız bu anları ne olur unutma. Bizle birlikte ol. Biz de senin doğum gününü erik dalıyla kutluyoruz. Doğum günü kutlu olsun. Sevgili teşekkür ederim. Bak sana seslenecekler, bir iki saniye kalmanı isteriz. Erik dalı gevrek ver, erik dalı gevrek ver, aman basmaya gelmez, haydi basmaya gelmez. Evet, Batur Alp'in doğum gününü erik dalıyla kutladık diyelim, bıçak dalı sevgiler gönderelim. Farklı bir doğum günü olsun, herkes happy birthday to you diyor. Biz de erik dalı, kendi kültürümüzden gelen bir yapıyla kutlayalım istedik. Seni alkışlarla uğurluyoruz, kalbimiz seninle. Çok teşekkür ederiz. İyi ki size. Bizim milli takımımızın yüzücüsüsün. İyi ki Ay Yıldızlı formayı taşıyorsun. İkinize de minnettarız. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Evet, sevgili Batur Alp'le birlikte olduk. Çok keyifliydi, çok güzeldi. Onları alkışlarla uğurluyoruz, Batur Alp'i. Ve az sonra çok değerli konuklarımız olacak. Ve hocamı da, Musa hocamı da uğurladıktan sonra şimdi Muhammed Özbek gelecek ve Raif Özel'le birlikte olacağız. İki değerli sporcumuza da çok teşekkür ediyoruz. Muhammed Furkan Özbek isteği yolladığı anda onu hemen yayına alacağım. 2001 doğumlu Muhammed Furkan Özbek ve Arjantin'de 2018'de Buenos Aires'te düzenlenen 2018 yaz gençlik olimpiyatlarında 69 kiloda altın madalya kazanmıştı. 2019'da Romanya'da Bükreş kentinde Avrupa gençler ve 23 yaş altında çok önemli başarılara imza attı. Raif Hoca'dan istek geldi. Hemen Raif Özel'i alalım ve kıymetli Muhammed Furkan Özbek de az sonra bizlerle birlikte olacak. Acaba bir istek attı mı? Henüz daha bir istek gelmemiş. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Muhammed Furkan'ı da bekliyoruz ama onu beklerken sizle sohbet edelim. Ben Naim filmini seyrettiğimde her daim tüylerim diken diken oluyor. Halil'le sohbet ettiğimde de sevgili Halil Mutlu çok kadim dostumdur. Gözyaşlarıma hakim olamıyorum. Hakikaten Türkiye'ye bir çağ atlattıran cephertülüyle başlayan bu serüven zaman zaman bizi farklı noktalarda kırılgan bir hale getirse de şimdi yeniden başarılarla dolu bir serüveni başlatıyor. Nasıl gidiyoruz Tokyo'ya? Son durum nedir efendim? Son durum şöyle, biliyorsunuz bizim halterle ilgili bir cezamız vardı. Bu cezadan evet. Dolayı kotalarımız düşürüldü. En son haftada bir kota daha düşürüldü. Dolayısıyla biz bugün bir erkek bir bayanla bu olimpiyatlara katılacağız. Tabii ki bu umduğumuz bir sayı değil. Ama ileriki yıllarda daha fazla sporcuyla olimpiyatlara geçmişte olduğu gibi yine de katılabiliriz. Evet, Muhammed Furkan da geldi. Muhammed Furkan merhabalar, hoş geldin. Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar. İyi akşamlar, çok teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğun için. Neden halter? Hakikaten çok zor bir spor. Naim'i izledikçe, ben halterci arkadaşlarla bir araya geldikçe, özellikle Halil'le yakın dostluğuma binaen, şunu söyleyebilirim ki hakikaten çok zor bir spor. Neden halteri seçtin? Ben halter'e tamamen tesadüf üstüne başladım. Normalde bu serüvene bu şekilde uzun soluklu çıkmak veyahut da buralara gelebilmek gibi bir planım yoktu. Tamamen gelişigüzel bir olaydı. Okulda gerçekleşen bir olaydı. O zaman şu anda da devam ettiğim antrenörüm Gökhan Kuşçuoğlu'nun okulumuza prefabrik bir salon kurup orada öğrencilerden sporcu yetenekli sporcuları davet ederek bu şekilde haltere katkı sağlamasıydı. Ben de o şekilde başladım. Daha sonraki serüvenimiz güzel bir şekilde ilerlemeye devam etti. Şu anda buradayız. Olimpiyatın eşiğindeyiz. Nasip olursa cuma günü yola çıkacağız sabahtan. Bakalım orada bizi neler bekliyor. Hocam verdiğiniz bir demeçte Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu çok ekstrem kişilerdi ifadesini kullanıyorsunuz. Türkiye yeni ekstrem kişileri bulabiliyor mu? Örneğin Muhammed Furkan yeni bir ekstrem kişiliğimiz olabilir mi? Olabilir tabii ki ama şunu da kabul etmek gerekir ki Naim gibi bir halterci ve Halil gibi halterciler bu saatten sonra dünya halter
kariyerlerine oluşturabilecek sporcu bulmak çok zor. Onlar çok ekstrem kişilerdi. O zamanın şartları da biraz halter sporunu daha fazla yönlendirebiliyordu. Daha fazla zaman ayırabiliyordu insanlar. Biraz sporun seyri de değişti. Halter antrenmanların seyri de değişti. Ama dediğim gibi Naim çok ekstra ve Halil de çok ekstra bir sporcuydu. Zaten amacımız kitle sporuna ulaşmak. Yani okullara ulaşıp bu tür yetenekli sporcuları tekrar halter'e kazandırabilmek. Bu yeteneklerin açığa çıkması için iyi antrenman yöntemleri, iyi antrenman yöntemlerini ortaya koymak gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımız var ülkemizde. Son yıllarında en ekstrem sporcusu Furkan Özbek olduğunu söyleyebilirim. Furkan, sorular arka arkaya geliyor. Önce kaç yaşında başladın bu spora? Sonra da şöyle bir soru var. Naim kendi ağırlığının 3 katını kaldırmıştı. Yanlışsam hocam düzeltsin. 3 katının 10 fazlası. Evet, 3 katının 10 fazlası. Sen ne kadar kaldırıyorsun? Ben şu ana kadar en iyi 191 kilo silkme yaptım. Ama bu 73 sikletindeydi. Şu anda 67'de yarışıyorum. İşte en iyi derecelerimi de olimpiyatla beni seyrederken göreceksiniz. Peki halterde kilo düşmek önemli bir handikaptır derler. Sayın hocama da soracağım bu soruyu ama senin vücudunda var mı bir olumsuzluk bu anlamda? Bir sıkıntı var mı? Ya kilo düşmekten yana çok bir sıkıntım olmuyor aslında. Sadece savunaya girersem beni çok kötü etkiliyor. Savunaya girmediğim bir yarışmada gayet iyi dereceler çıkartabiliyorum. Savuna beni biraz bitiriyor. Peki Tokyo'da senden madalya bekliyoruz. Ama madalya olmasa da ya oraya gidip bizi gururlandırdığın ve ay yıldızlı mayoyu giydiğin için sana yürekten minnettarız. Ama tabii bu başarının arkasında ailen de var. Onlara neler söylemek istersin? Buradan seslenmek istediklerin mutlaka vardır. Ya ailem tabii ki de bu konuda en büyük destekçilerimden birisi. Çünkü uzun yıllardır hani yaklaşık bu sporu profesyonel olarak uluslararası müsabaka düzeyinde 5-6 senedir yürütmekteyim. Tabii bu süreler içerisinde de ailemden çok uzak kalıyorum. Ailemin bana olan hasreti, benim onlara olan hasretim de bunun tabii ki cabası. Ama en güzeli hocalarımızla birlikte yarışmaya gidip madalya aldığımızda hem kendimizi hem çevremizi hem bayrağımızı onurlandırıp gururlandırdığımızda bu çekilen cefaların tamamı onun için olduğunu bilip oradan başarılı döndüğümüzde bunların hepsini başarıya giden yolda her şey mübahtır deyip sinaya çekebiliyoruz. Sen çok duyarlı bir sporcusun. Çünkü biliyorum ki Tamer Taşpınar Federasyon Başkanlığı görevinde olduğu dönemde madalyasını Barış Pınar Harekatı'na armağan etti Furkan demişti. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Doğru. Ve çok duyarlısın. Olimpiyatlarda bir madalya bekliyoruz ve bu madalyayı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne armağan edersin diye ümit ediyoruz. İnşallah madalyaya yakınız ve doğru düzgün yarışıp hak kaçırmadığımız takdirde madalyanın gelmesi kaçınılmaz. Tamamen benim oradaki psikolojime, nasıl yarışacağıma, o anki halime bunlar biraz da bağlı. Biz burada tabii ki de çok hocamızla birlikte muhteşem şekilde hem sabah hem akşam olmak üzere günde çift idman yapıyoruz. Sınırlarımı da olabildiğince zorluyorum. Hocam da benim sınırlarımı çok iyi bildiği için o da beni nereye kadar zorlamayacağını çok iyi biliyor. Umarım yarışmada bu sınırları aşıp madalyaya ulaşabiliriz. Bizim de en büyük gayemiz bu. Oraya gidip bu vatan bayrağının altında gidip madalyasız dönmek gerçekten çok acı bir duygu olur. İnşallah dediğim gibi hem başta ailem ve hocalarım olmak üzere hem vatanımı hem kendimi, yani bu bayrağın namını orada çok iyi yürüteceğimi düşünüyorum. Kendime güvenim ve inancım sonsuz. Özgüven konusunda asla bir sorun yaşamıyorum. Raif hocam da bunun en büyük şahididir. İnşallah elimizden gelen her şeyi yapacağız biz orada. Raif hocam, bu spora başlama yaşı, spora başlayacak olan gençlere önerileriniz ve Sayın Bakanımız Doktor Muhammed Muharrem Kasapoğlu'nun da, Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da ifade ettiği gibi sıfır tolerans, yani dopingle mücadelede sıfır tolerans, bu tip hadiseleri bir daha yaşamamak adına bu spora gönül vermiş gençlere neler önerirsiniz?
Halter'e başlama yaşı aşağı yukarı 10-11 yaş grubunda başlıyoruz. Buluş öncesindeki bir evrede sporcuları ele alıyoruz. Bunların diğer motorik özelliklerini buluş çağına birlikte girdikçe artan kuvvet özelliğinde birlikte tamamlıyoruz. Dolayısıyla bu süreç 2-3 yıllık bir süreç. 10-11 yaşında herkes halter'e başlayabilir. Bunlar için bazı okulların bünyeler içerisinde bazı pilot bölgeler seçilmiş. Buralarda antrenör arkadaşlar çalışmalarını yapabiliyorlar. Halter sporunu herkese tavsiye edebilirim. Ben bu halter camiasındaki 47. senemi doldurdum. 1974'te başlamıştım halter'e. Naim'lerle de spor yaptım. Naim'le de antrenörlük yaptık. 96 olimpiyatlarına gittim. 2008'e gittim. Şimdi bu 2020. Bundan sonrası için tabii fazla ümitler değilim. Ama dediğim gibi halter başarı getiren bir spor dalı. Bizim ülkemiz insanları buna yatkın yapılaya sahipler ve yeteneklere sahipler. Bu yeteneklerin açığa çıkmasında ve antrenör edilmesi konusunda antrenörlerimize deneyimli. Tabii ki bunun yanı sıra da sporcularımıza ergojenik yardım veya diğer dopingle ilgili konularda bilgi verilmesi, özellikle antrenörlerin bu konuda hassas davranmasını da rica ediyoruz. Son yıllarda bu sayı gittikçe azalan bir yapıya dönüştü. Ama her şeyden önce sporcuların doping yapmasına sebep olan faktörlerin sosyolojik, psikolojik ve ekonomik faktörlerin yeniden gözden geçirilmesi kanaati taşıyorum. Ben bununla ilgili 1992 yılında Gazi Üniversitesi'nde halter sporcularının doping kullanımı günü yaygınlığı üzerine bir araştırma tezi verdim. Umarım bunun tekrar değerlendirilip bununla ilgili önlemler alınabilir. Ülkemizin bu konuda aldıkları önlemler çok fazla. Biz de gerek sporcularımıza, gerekse Türkiye Doping Merkezi'nin yani seminerlere katılıyoruz. Sporcularımız bu konuda çok bilinçli hale geldiler. Umarım önümüzdeki yıllarda buna benzer sorunlar yaşamayız. Hocam soyadınız gibisiniz. Çok özelsiniz. Hakikaten çok kıymetli. Teşekkür. Çok değerli. Teşekkür. Bu arada Muhammed neredesin? Yemek yiyorsunuz gibi sanki. Kampta yemek. Ben de yayın gitti arkadaşlar. He? Duyabiliyor musun beni Muhammed'ciğim? Duyabiliyor musun? Duyabiliyorum şu an, evet. Şu anda kampta mısın? Neredesin? Arkadaşlarla yemektesin zannediyorum. Şu an kamptayım, odamdayım. Diğer arkadaşlar da var herhalde, sporcu arkadaşlar. Onlara da selam olsun. Herkese ben var. Göster evet. Onları ya, onları da görelim. Kaçtılar onlar şimdi öyle deyince. Kaçmasınlar, alışsınlar ekranlara çıkmaya. Siz bizim gururumuzsunuz. Sizinle bizim göğsümüz daha da kabarıyor. Avuçlarımız patlayıncaya kadar sizi alkışlamak istiyoruz. Her ne kadar bu ülkede futbol dışında spor yokmuş gibi algılayan bir basın olsa da bunun varlığını ortaya koyacak olan sizler varsınız. Biz de Team Türkiye Tokyo olarak her zaman destekçinizdir. Son olarak neler söylemek istersin sevgili Furkan? Son olarak demek istediklerim, öncelikle bizleri bu şekilde ilgiyle ve alakayla karşılayıp bu tarz yayınlarda bize hem destek verip hem de yanımızda olduğunuzu bilmemiz bize çok iyi hissettiriyor. Umarım bu 108 kişilik Türkiye kafilesiyle birlikte adımı dönüşte madalya alanların arasına yazdırmak benim en büyük gayem. Oraya kadar gidip de elim boş dönmek tabii ki istemiyorum. Elimden gelen her şeyi vereceğime, her türlü savaşacağıma ve asla en küçük bir zorlukta geri dönmeyeceğimin temennisini buradan sizlere verebilirim. Zaten de yok canım, geri dön. Madalya almasan da geri dön. Madalya alıp gidiyor musun ben? Ülkeye gel, biz seni yine kucaklarız. Kazansan da kaybetsen de madalya alsan da bizim bağrımız göğsümüzdür senin yerin. İnşallah. Dilediğimiz gibi bir yarışma geçirirsek umarım her şey yoluna giderse olimpiyat madalyasıyla dönmek bizim en büyük umudumuz. Kucak dolu sevgiler. Hocam var mı eklemek istediğiniz bir şey? Özellikle kitle iletişim araçlarının Türk sporunun tanıtımında özellikle amatör branşların öne çıkarılması konusunda verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ederim. Maalesef başarı endeksi bir spor anlayışı var. Yani başarı olduğu zaman bir yerlerde yer ediniyorsunuz ama başarı olmadığı zaman veya başarıya nasıl gidilir noktasında ise çok fazla kitle iletişim araçları bunlara çok ilgi göstermiyorlar.
Umarım ülkemizde bu spor kültürü ve spor anlayışı ve olimpik ruh gittikçe bütün sektörlere yansır ve gelişir diyorum. Hocam çok güzel konuşuyorsunuz. Sabaha kadar yayın yaparım sizle. Vallahi inanılmaz bir spor bilgisi ve bilinciyle. Çok teşekkür ediyorum. Minnettarım. Ama sürem 15 dakika. Kucak dolu sevgiler. İyi günler efendim. Çok yayınlar. Hoşçakalın. Sağ olun. Başarılar diliyoruz. O da arkadaşlarına selam olsun. Kaçmasın aşağı. Yayınlar çıkıyor. Tamamdır. İyi günler. Hoşçakalın. Eyvallah. Hoşçakalın. Efendim, İyi günler. Muhammed Furkan Özbek ve çok değerli hocası Raif Özer'le bir araya geldik. Şimdi son konuklarımı davet edeceğim. Raif hocamı da alkışlarla uğurladıktan sonra, ona da veda ettikten sonra ve çok değerli iki konuğumuz Neslihan Yiğit ve Çağatay Taşdemir gelecekler. Beraber onlarla değerlendirmeler yapacağız, analizler yapacağız. Ben bekliyorum Neslihan'ı. Neslihan biliyorsunuz Türk badmintonunda çok özel isimlerden biri. Ve Çağatay Taşdemir tarafından çalıştırılıyor. 2012 yaz olimpiyat oyunlarında ülkemizi temsil etmişti Neslihan Yiğit. Ve badminton'da olimpiyatlara katılan ilk sporcu olmuştu. Mersin'de 2013'te Akdeniz'de dediğim anda Neslihan'dan istek geldi. Ve hakikaten enteresan bir sporunda Türkiye'deki kahramanlarından biri. Hoş geldin Neslihan. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Harika bir enerjiyle merhaba dedi bize. Çağatay Hoca'yı da bekliyoruz ama zannediyorum o bir istek atmış Çağatay Hoca. Onu da hemen müsaade edersen yayına tabii alayım. Neslihan, biz basın mensupları arasında bazen bize gelen stajyer çocuklara bütün sporları bilmelisin. Bakalım badminton'u biliyor musun diye sorarız. Çünkü badminton Türkiye'de sanki birazcık daha köşeye konulmuş, herkesin farkındalığı sağlayamadığı sporlardan biri ama 2012 Londra'ydı zannediyorum. Orada evet, fark yarattın sen. Nasıl bir süreç? Şimdi 2016 Brezilya'ya gitmedin zannediyorum. Hayır, gitmedim, evet. 2021 Tokyo'dasın. Nasıl geçti süreç? 2012'ye gittiğimde daha çok küçüktüm aslında. Daha böyle tam bilinçli değildim. 2020'ye giderken şu an bunun bilincindeyim. Olimpiyatların öneminin farkındayım. Tam olarak aslında buna hazırlandık uzun bir sürede. Umarım oraya gittiğimizde de kendimi çok güzel bir şekilde ve ülkemizi çok güzel bir şekilde temsil edebilirim. Yani kazanmak ya da kaybetmek önemli değil şu an benim için. Oraya çıkıp mücadele etmek istiyorum sadece. Akıllarda kalmak istiyorum. Umarım bunu başarabiliriz. Evet, BBC'ye verdiğiniz bir röportajda hocam Türkiye'deki olimpiyat yolculuğundan ve Türkiye'deki badminton'dan bahsediyorsunuz. Ve hak ettiği noktada eksiklikler olduğu vurgusu var ki ben size sonuna kadar katılıyorum. Neler söylersiniz badminton'ı daha fazla kitlelere yayabilmek adına? Tabii ki badminton aslında ülkemizde kuruluşu, yani federasyonun kuruluşu da çok eskiye dayanmıyor. 1991'de kuruldu. Fakat üst yapısı çok daha hızlı gelişen altyapıya göre bir spor. Avrupa'da özellikle gençlerde çok fazla derecemiz var. Ve Neslihan gibi sporcularımız da artık Avrupa büyüklerde de derece yapmaya başladı. Sizlerin de desteğiyle, sizlerin sosyal medyanın, televizyonun, basının desteğiyle tabii ki bunun daha fazla yayılması, daha çok katılımcı elde etmemiz gelişim açısından çok önemli olacaktır. Neslihan gibi de lokomotif sporcuların aldıkları başarılar yine bu genişlemede, başarıların artmasında kesinlikle Neslihan gibi sporcuların da söz sahibi olacağını düşünüyorum. Buna farkındalık getireceğini düşünüyorum. %100 katılıyorum. Burada bir hareketlilik oldu. Ondan dolayı özür dilerim. Tabii biz bunları artık sosyal medyanın getirdiği etkilerle alanlarda yapıyoruz. İçeri de arkadaşlar geliyor. Abi saat 21.30'da yayınımız başlayacak, ona göre diyorlar. Hı-hı. Dedim ki ondan daha önemli şu anda badminton sporcularıyla birlikteyiz. Şimdi biz bunu telaffuz ederken de farklıyız. Yani kimimiz buna badminton diyoruz, kimimiz badminton diyoruz. Tam adı nedir Neslihan? Senden öğrenelim. Yani biz ve genelde sporcu arkadaşlarımla birlikte biz badminton diyoruz. Ama badminton da yanlış değil. İkisi de dediğiniz gibi telaffuz ediliyor açıkçası. Ya bir an ürktüm çünkü. Yani sevgili Çağatay Hocam
badminton deyince dedim ki acaba ben bir pot mu kırdım? Ben hayır. Yıllardır, 32 yıldır badminton diye anons ediyorum. Hiçbir sorun yok. Peki olimpiyat nasıl bir duygu? Sen 2012'de Londra'da yaşadın ki Wembley'de açılış muhteşemdi. Şimdi Tokyo'ya gidiyorsun ki ben yaklaşık 2 ay Japonya'da yaşamış biriyim. Bir kere şunu söyleyeyim. Çok keyif alacaksınız. Yani öyle hani yemeklerden falan hiç korkmayın. Zaten Olimpiyat Köyü bambaşka bir görüntüyü beraberinde getirecek. Ama muazzam güzel bir ülkeye gidiyorsunuz. Ama olimpiyat deneyimini merak ediyorum. Neler yaşadın ve bugüne nasıl yansır onlar? Aslında ilk katıldığımda gerçekten çok bilinçli bir sporcu değildim. İlk sahaya çıktığımda bu kadar büyük bir salon, seyirci kitlesi, ışıklar beklemiyordum. Bir an arkamın hep hatta Çağatay'ın nasıl oynayacağımı sormuştum. Çünkü çok ufam, hayatımda öyle bir maça çıkmamıştım daha önce. Öyle bir atmosfer içerisinde yer almamışım. Gerçekten elim ayağıma dolaşmıştı. Şu anda artık şu döneme geldi en azından. Öyle ortamlarda maç yapmayı özledik açıkçası. Bu arada sonunda. Merak edenler olabilir. 18 yaşındaydın Londra'ya gittiğinde değil mi? Hatta 17. 17. Evet. Şu anda bu tamamen ortamı özledik. Bu sefer de daha kısıtlı şekilde yarışacağız aslında. Seyircisiz yarışacağız tamamen. Ama yine de o platformda, o atmosferde milli takım adı altında yarışıyor olmak tabii ki de büyük heyecan verici. Eminim yine çok heyecanlanacağım. Umarım bunu sahaya fazla yansıtmam. Güzel bir şekilde oyunumu sergilerim. Hocam aslında biz badmintonu çok seviyoruz. Yani plajda falan oynayanların sayısı aynı fazla. Ama bunu hayata entegre etme noktasında eksiklerimiz var. Gençlere ne önerirsiniz bu sporun içine dahil olmaları adına? Bir kere öncelikle raketi ellerine almalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bir kere bile oynadıklarında bundan ayrılamayacaklarını, bundan çok zevk alacaklarını söylüyorum. Ayrıca illaki performans sporu yapmaları da gerekmiyor. Badminton ilginç bir spor. Her yaş grubunda insanın kendine partner bulup oynayabileceği ve bundan çok zevk alacağı bir spor. Örneğin 60 yaş üstü, 70 yaş üstü sporcuların da kendileri, kendi kapasiteleri doğrultusunda çok zevk alarak oynayabilecekleri bir spor. Ve zaten dikkat ediyorsanız veteran grubunda badminton maçları çok çok fazla yapılıyor. Çünkü bırakamazlar. Ama sportif açıdan baktığınız zaman, yani performans sporu yapmak açısından baktığınızda bir kere doğru yaşta başlamaları lazım. Yani bize geliyor, gerçekten çok yetenekli olduğunu hissediyorsunuz ama yani 14 yaşına, 15 yaşına gelmiş bir çocuk. Üzülüyoruz. Yetenekli olduğu da her halinden belli ama onun yaşındakiler 8 senedir, 7 senedir bunu yaparken 6 senedir, yani 8 yaşında başlamış bir çocuk 6 senedir, 7 senedir yapıyor. O daha yeni gelmiş. Artık o aradaki farkın kapanması mümkün olmuyor. Özellikle velilere bu tür sporları düşünüyorlarsa, sadece badminton için demiyorum, lütfen erken yaşta başlasınlar. İş işten geçtikten sonra geliyorlar, yapmak da istiyorlar ama bir yerde artık tren kaçmış oluyor. O veli bize ısrarla diyor ki çok yetenekli benim çocuğum ama şimdi öbürü 6 yıllık 7 yıllık bir badminton geçmişine sahip. Diyor ki benim çocuğum ona yetişir. Yetişir ama öbürü de durmuyor ki. Yani o yönden hiç bakmıyorlar. Sonuçta o da gidiyor. Hiç durmadan devam ediyor. Pek yetişmek mümkün olmuyor. Onun için özellikle yaş olarak 8 yaşta başlıyor. Hadi bilemediniz 9 yaş. Maksimum 3 yıllık bir ara kapansa bile daha fazla çok kapanmıyor. Onun için doğru yaşta başlamalarını tavsiye ediyorum. Kendim için treni kaçırdığımı anladım. Ama hobi olarak oynayabilirsiniz. Evet, ben tenis oynuyorum. Çok seviyorum. Yani badmintondan daha çok zevk alacağınızı düşünüyorum. Ya evet, ben işte ya o tüy mü diyorsunuz? Evet, tüy top bazen hani beni kontrpide bırakabiliyor. Ama hakikaten bir Kiev'de bronz madalya kazandın. Ümit ediyorum ki Tokyo'da da başarılı olacaksın ve muazzam bir başarıyı imza atacaksın diye düşünüyorum Neslihan.
Çok özür dilerim ama sesiniz bir an kesildi, algılayamadım tam. 2021'de Kiev'de zannediyorum bronz madalya geldi değil mi? Ümit ediyorum ki Tokyo'da da bir madalya bekliyor muyuz? Nedir serüven, nasıl geçecek? Açıkçası şu an oraya katılırken önceden en azından hedefi... Şu an geliyor mu sesim? Evet, geliyor. Önceden hedefimiz ya. Tamamen aslında böyle olimpiyatlara katılmaktı. Sadece Türk badminton olarak olimpiyatlara katılmaya kendimize hedef görüyorduk. Aslında şu anki geldiğimiz dönem çok farklı. Çok uzun bir aslında ara vardı arada. Şu an tamamen oraya gidip hani gruptan çıkmayı, ilk 8'e girmeyi, tabii ki de madalya neden olmasın. Bunların planını yapıyoruz artık. Oraya gidince sonuç ne olur bilmiyorum gerçekten. Çünkü şöyle bir durumumuz var. Kurallarımız açıklandı. Birinci seri başıyla aynı gruptayım. Elimden gelen mücadeleyi vereceğim. Umarım güzel sonuçlarla geri döneriz. Evet, zannediyorum bir internette. Evet, minik bir problem oldu ama biz anladık onu. Elinden gelen her şeyi yapacağını. Tekrar müsaade edersen hocama döneyim. Kıymetli hocam, uzak doğuda zannediyorum çok etkin bir spor dalından bahsediyoruz. Doğru mu? Şimdi bir de uzak doğuya gidiyoruz ve ilgi burada daha fazla. Tabii. Son zamanlarda Japonların çok büyük atağı var. Zaten dünya tek erkeklerde bir numara Japon sporcu. Bayanlarda da çok özel sporcuları var. Özellikle son zamanlarda iki tek bayanları çok iyi. Okuhara ve Yamaguchi diye iki tane tek bayanları var. Onlar da çok iyiler. Ama uzak doğunun tamamında bu çok özel bir spor olarak kabul ediliyor. Çin'de masa tenisi ve badminton bütün sporlardan farklıdır. Malezya'da bir sporcunun 200 o kadar çok fanı var ki inanamazsınız. Yani o sporcuların fanlarına baksanız sadece o sporcuların bazıları bazen Neslihan'ı etiketliyorlar. Milyonun üstüne çıkıyor Neslihan bir anda. Yani çok fazla fan grupları var ve halkın Neslihan'ın tamamı... Neslihan'ın 85 milyon fanı olacak ama öyle söyleyeyim. İnşallah. İnşallah. yani ülkemizde tabii orada bir kültür. Bizde yeni yeni gelişiyor bu kültür. İnşallah çok daha hızlı bir şekilde ilerleriz. Ama dediğim gibi orada gerçekten bir kültür ve bunu her yerde söylüyorum. Yine söylemek istiyorum. Biz 80 milyonluk bir ülkeyiz ama Çin'de 80 milyon lisanslı badmintoncu var. Hani buradan birazcık anlaşılıyor onlardaki ne demek istediğimi, neyi anlatmaya çalıştığım. İlk kez mi Japonya'ya gideceksin Neslihan? Bu ikinci olacak aslında. O zaman zaten biliyorsun ama Japonya'ya gidenlere ben de buradan sesleneyim. Erkekler biraz serttir, kadınlar da biraz naiftir. Yani şöyle ki, erkekler şöyle konuşuyor. Arigato diyor, yagurato falan diyorlar. Kadınlar da böyle çok nazik bir şekilde karşılıyorlar. Evet. Korkmayın ya, ben ilk gittiğimde hakikaten çok korkmuştum. Ano, hocam interkontinental, hado demişlerdi. Dedim nereye gidiyoruz, ne oluyor? O yüzden gider arkadaşlar sakin olsunlar. Kimse kızmıyor, sadece erkeklerin konuşma stili bu, doğru mudur? Evet, ben de şahit oldum. Peki son olarak neler söylemek istersin Neslihan'cığım? Son görüşlerini alayım, veda edelim. Duyabiliyor musun beni Neslihan? Evet, duyuyorum. İlk olarak çok teşekkür ederiz. Gitmeden önce böyle bir yayına bizi davet ettiğiniz için. Bu kadar motive edici en azından bir programla olimpiyatlara gitmek tabii ki de gurur verici. En azından ülkemizin arkamızda olduğunu bir şekilde bazı programlarla amatör sporlara da duyurulması bizler için de motive edici. Onun için tekrardan teşekkür ederiz. Kucak dolu sevgiler hocam. Gerçekten sizlerin gücünü biz yanımızda hissediyoruz. Bu bizim için çok pozitif bir enerji. Her yerde söylüyorum, biz daha öncelere olimpiyata katılımdı amaç. Olimpiyata katılmayı amaç olarak görüyorduk ama artık orada ses getirmek istiyoruz. Bunun için de çok iyi hazırlandık. Hazırız. İnşallah her şey istediğimiz gibi olur. O zaman bekle bizi Japonya.
Arigato diyorum. Arigato. Arigato. Efendim. Hoşçakalın. Çok keyifli, çok güzel bir sohbetti. Neslihan'a yolu açık olsun diyoruz. Çağatay Taşdemir'e şükranlarımızı sunuyoruz. Ve bir yayının daha sonuna geldik. Bugün biraz erken yaptık. Dediğim gibi akşam biliyorsunuz İtalya, İspanya, İngiltere maçı var. Ve o maçın heyecanında bir yayında olacağım için tüm Team Türkiye Tokyo ekibine gösterdikleri hassasiyetten dolayı sonsuz şükranlarımı iletiyorum. Yeni yayınlarda saatler 21'i gösterdiğinde tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bütün dualarımız sporcularımızla birlikte yolları, bahtları ve ufukları hep açık olsun. Bizi izlediğiniz, dinlediğiniz, bu anı paylaştığınız için minnettarız. Hoşça kal Türkiye. Team Türkiye, tüm Türkiye.